Hane halklarının tüketime yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen endeks hangisidir? Cevap: Tüketici fiyatları endeksi. Birden çok maddenin zaman içinde fiyatı veya miktarında meydana gelen oransal değişimleri gösteren endekse ne ad verilir? Cevap: Bileşik endeks. Zaman serisinin herhangi bir zaman dönemine ilişkin gözlem değerindeki artış veya azalış bilgisi, bir önceki zaman dönemi gözlem değerine göre elde edilmesi isteniyorsa hangisi hesaplanmak istenmektedir? Cevap: Değişken esaslı endeks. Las Peyrès ve Paşa endekslerinin geometrik ortalaması alınarak hesaplanan endekse nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Fisher endeksi. Las Peyrès miktar endeksinde tartı olarak kullanılan değer hangisidir? Cevap: Temel devre fiyatı. Bir ülkenin yıl başındaki 250 bin iken yıl sonunda 262 bin olarak tespit edilmiştir. Buna göre bu ülkenin yıl ortası nüfus değeri kaçtır? Cevap: 256 bin. Bir binom testi probleminde olasılık 0,75 ve birim sayısı 500 ise dağılım test yapılabilmesi için dağılım varyans değeri kaçtır? Cevap: 93,75. 2018 yılı içerisinde özel ZS hastanesinde toplam 45 bin hasta yatarak tedavi görmüştür. Aynı yıl içerisinde hastanenin acil servisine 50.500 ve diğer servislerine toplam 200 bin başvuru olduğuna göre hastanenin 2018 yılı hasta oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır? Cevap: 17,9. Regresyon analizinde tek bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişken olması durumuna ne ad verilir? Cevap: Çoklu doğrusal regresyon. Bir bölgenin 2007 yılı toplam nüfusu 1 milyar 110 bin olarak belirlenmiştir. Bölge nüfusunun 650 bin 150'sinin kadın olduğu bilindiğine göre 2007 yılı için bölgeye ait genel cinsellik oranı yaklaşık olarak kaçtır? Cevap: 70,73. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını incelemeyi sağlayan grafiğe ne ad verilir? Cevap: Nüfus piramidi. Bir regresyon analizi çalışmasında hata kareler toplamı 190 ve genel kareler toplamı 535 ise regresyon kareler toplamı değeri kaçtır? Cevap: 345. Bir bölgenin 2017 yılı kaba ölüm hızı %5,3 ve aynı yıla ait yıl içindeki ölüm sayısı 23.366 kişidir. Buna göre bölgede 2017 yılındaki yıl ortası nüfusu kaçtır? Cevap: 4 milyar 220 bin. Amerika'da bir bölgede 2016 yılı içinde 4.250 kişi verem hastalığına yakalanmıştır. Bölgenin bu yıldaki verem hastalığına ilişkin fatalite hızı %34 olduğuna göre anılan bölgede 2016 yılı içinde verem hastalığından kaç kişi ölmüştür? Cevap: 1445. Bir regresyon analizi probleminde toplam değişim miktarı 256 ve açıklanan değişim miktarı 126 ise açıklanamayan değişim miktarı kaçtır? Cevap: 130. Genç nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: 15 yaş altındaki nüfus genel nüfusun %40'ından büyüktür. Bir ilaç fabrikasında üretilen ürünler arasından seçilen 7 adet ürünün hatalı paketleme sayıları 12, 9, 8, 6, 8, 6, 7 olarak belirlenmiştir. Buna göre ana kütle ortalamasının nokta tahminlerinden örneklem aritmetik ortalaması kaçtır? Cevap: 8. Belirli bir özelliği taşıyan veya taşımayan birimlerin tespiti ve sayının belirlenmesi gereken durumlarda aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır? Cevap: Binom. İki değişken arasında zayıf artı korelasyon olduğu söyleniyor ise, korelasyon katsayısının değeri aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? Cevap: 0,050. 1. 11 bölü 23. 2. 2 bölü 7. 3. 2,34. 4. 0,05. Yukarıdakilerden hangisi bir olasılıktır?
Cevap: yalnız 1. Bir bölgede 2018 yılı içinde pankreas kanserine yakalanan sayı 130 ve aynı hastalıktan ölenlerin sayısı 115'tir. Buna göre bölgenin fatalite hızı yaklaşık olarak yüzde kaçtır? Cevap: 88,46. Bir araştırmada işaret testi gerçekleştirilecektir. Ana kütle medyan değeri 9 olarak bilinmektedir. Araştırmacının elde ettiği örnekleme sonuçları 4, 6, 8, 8, 10, 3, 4, 14, 17, 16, 18, 20, 13, 24, 14 ve 23'tür. Buna göre M değeri kaçtır? Cevap 8. Bir ki kare iyi uyum testinde gözlemlenen birim değeri 34 ve bu birim için beklenen teorik değer 29 ise bu gözlem biriminin genel ki kare iyi uyum istatistiğine katkı miktarı kaçtır? Cevap 0,8620. A ve B olayları ayrık olaylardır. PA eşittir 3 bölü 27 ve PB eşittir 5 bölü 27 ise PA eksi B olasılığı kaçtır? Cevap 18 bölü 27. 2018 yılı içinde özelde D&Z hastanesinde toplam yatılan gün sayısı 6500, taburcu olanların sayısı 600 ve ölenlerin sayısı ise 35 olduğuna göre hastanenin 2018 yılı ortalama hasta yatış gün sayısı yaklaşık olarak kaçtır? Cevap 10.236. 4 bölü 13, 5 bölü 189, 6 bölü 23.468, 7 bölü 34. Yukarıdaki dal yaprak grafiğine ait veri seti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 41, 43, 51, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 74. Basit doğrusal regresyon analizi yardımıyla model oluşturmak istenen bir problemde bağımlı değişken standart sapması 18, korelasyon katsayısı 0,45 ve B katsayısı 0,90 ise bağımsız değişken standardı sapması değeri kaçtır? Cevap 9. Yukarıdaki X rastsal değişkenine ilişkin olasılık dağılımı verilmiştir. Buna göre X rastsal değişkeninin beklenen değeri kaçtır? Cevap 3,2. Bir değişkene ait 30 ölçüm değeri için 105 ve en küçük değeri 45 ise bu değişken için hesaplanabilecek değişim aralığı kaçtır? Cevap 60. Bir değişkene ait varyans değeri 36 ise ilgili değişkenin standart sapması kaçtır? Cevap 6. Bir ki kare uyum testinde serbestlik derecesi 16 ve anlam düzeyi 0,05 ise ki kare dağılımında elde edilecek kritik değer kaçtır? Cevap 26,296. 2017 yılı içinde özel HESE hastanesinde toplam yatırılan gün sayısı 6000, taburcu olanların sayısı 1460 ve ölenlerin sayısı ise 40 olduğuna göre hastanenin 2017 yılı ortalama hasta yatış gün sayısı kaçtır? Cevap 4. Bir araştırmada ki kare uyum değeri 26.523 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada %5 anlam düzeyinde 14 serbestli, K derecesindeki ki kare tablo değerine göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? Cevap, gözlenen frekanslar beklenen frekanslardan büyüktür. Aritmetik ortalaması 75 olan ve standart sapması 3 olan değişken için hesaplatılacak değişkenlik katsayısı kaçtır? Cevap 4. Bir binom testi probleminde ilgilenilen olasılık 0,75 ve birim sayısı 180 ise normal dağılım yardımıyla test yapılabilmesi için hesaplanan dağılım ortalama değeri kaçtır? Cevap 135. Öğrencilere ait boy uzunluğu değişkeni için hesaplanan aritmetik ortalama değeri 178 ve medyan 174'tür. Buna göre boy uzunluğu değişkeni için standart sapma 6 ise Pearson'ın eğiklik katsayısı değeri kaçtır? Cevap 2.
Bir bebeğin doğum anındaki 1450 gram olarak ölçüde bu doğumun tanımı nedir? Cevap: düşük doğum. Regresyon analizinde bir bağımlı ve bir bağımsız değişken olması durumuna ne denir? Cevap: çoklu doğrusal regresyon. İlgilenilen bağımlı değişkende meydana gelen değişim ya da toplam değişkenliğin üzerinde etkisi olabileceği düşünülen değişken hangisidir? Cevap: bağımsız değişken. Basit doğrusal regresyon modeli Nd(x) eşittir 0 olduğunda y'nin değeri hangi katsayı ile gösterilir? Cevap: alfa. Bir araştırmada 4 aylık veri kullanılmıştır. Bu 4 ay için aylık beklenen satış değeri 10 iken ilk ay 15, ikinci ay 12, üçüncü ay 11 ve dördüncü ay 16 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre ki kare iyi uyum testinde hesaplanacak ki kare değeri kaçtır? Cevap: 6,60. İlgilenilen bağımlı değişkende meydana gelen değişim ya da toplam değişkenliğinin üzerinde etkisi olabileceği düşünülen değişken aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: bağımsız değişken. Araştırmacılar herhangi bir değişkende meydana gelen değişimin bu değişken ilişkili olduğunu düşündükleri değişken tarafından ne kadarının açıklandığını tespit etmeleri gerektiğinde nokta nokta hesaplanır. Yukarıda boş bırakılan noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: belirlilik katsayısı. Örneklem birim sayısının 80 olduğu araştırmada O eşittir 0,45 ise binom testinde standartlaştırmaya gidilmesi için normal dağılım ortalaması kaçtır? Cevap: 36. Bir sağlık ocağı bölgesinde 2018 yılı Temmuz ayında 1350 çocuktan yeni ishal olan kişi sayısı 96 ise hasta insidans hızı yaklaşık olarak yüzde kaçtır? Cevap: 7,11. Tek bir parametrenin belli bir değerden farklı olduğu ya da iki ana kütleye ait parametrelerin birbirinden farklı olduğu şeklinde kurulan hipoteze ne ad verilir? Cevap: çift yönlü karşıt hipotez. Birim sayısının fazla olduğu bir problemde araştırmacı Money-Whitney U istatistiğini hesaplamak istenmektedir. A birimi birim sayısı 5 ve B grubu birim sayısı 7'dir. T değeri 15 olacak şekilde bulunmuştur. Buna göre bu problem için T değeri kaçtır? Cevap: 20. Sperman sıra korelasyon katsayısının alabileceği en küçük değer hangisidir? Cevap: eksi 1. 1 gelir, 2 kan basıncı, 3 yaş, 4 kan grubu. Yukarıdakilerden hangileri oransal ölçekle ölçülür? Cevap: 1, 2, 3. Hangisi sürekli değişkendir? Cevap: vücut ağırlığı. Bir araştırmacı ilgilendiği değişkene ilişkin gözlem değerlerini 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1 ve 3 olarak tespit etmiştir. Buna göre bu değişkenin medyanı kaçtır? Cevap: 3. Z standart normal dağılımına sahip bir değişken olmak üzere P, Z büyüktür 0,50 olasılığı kaçtır? Cevap: 0,6915. Bir korelasyon analizindeki korelasyon katsayısının değeri 0,20 iken belirlilik katsayısının değeri kaçtır? Cevap: 0,04. X rastsal değişkeninin binom dağılımına sahip N eşittir 15 ve P eşittir 0,20 olduğu biliniyor. Buna göre rastsal değişkenin varyansı kaçtır? Cevap: 2400. Basit doğrusal regresyon analizinde HB eşittir ya da değildir 0 hipotezi test sonucu kabul edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: korelasyon eksi 2'ye eşit olacaktır. Araştırma bütçesinin 15 bin Türk lirası ile sınırlı olduğu bir araştırmada sabit maliyet 3 bin Türk lirası ve örnekleme seçilerek her örnekleme birimi için maliyeti 100 Türk lirasıdır. Buna göre söz konusu bütçeyle oluşturulabilecek örneklem hacmi kaç olur? Cevap: 120.
Anlamlılık düzeyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Anlamlılık düzeyi A-1 ile gösterilir. N eşittir 90 birimlik bir örneklemin ortalamasının 250 ve standart sapmasının S eşittir 10 olduğu belirlenmiştir. Buna göre evren ortalamasının nokta tahmin değeri kaçtır? Cevap 9. X rastsal değişkeninin ortalaması U eşittir 450 olmak üzere normal dağılıma sahip olduğu bilinmektedir. Bu evrenden rastsal olarak seçilen 100 birimlik örneklemin ortalaması 500, standart G eşittir 50 ise X'in standart Z değeri kaçtır? Cevap 2. Bir araştırmacı çalışmasında 10 öğrencinin yaş değerlerini tespit etmiştir. Öğrenci yaşları 18, 18, 19, 21, 20, 22, 21, 18, 18 ve 19'dur. Buna göre yaş değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır? Cevap 19.40. 1. Farklı varsayımlar altında meydana gelme. 2. İlgilenilen özellikler bakımından aynı ya da farklı sonuçlar alabilme. 3. Aynı koşullar altında meydana gelme. Yığın olaylarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap 1, 2, 3. Tam sayım sonucu elde edilen veri kümesinin çözümlenmesiyle elde edilen bilgiler nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap parametredir. 4 maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin Las Peyrès fiyat endeks değeri 110 ve Fisher fiyat endeksi 130 olarak verilmiştir. Buna göre Paşe fiyat endeks değeri kaçtır? Cevap 120. Bir firmanın ürettiği çikolata paketleri arasından rastsal olarak seçilen 225 birimlik bir örneklemde paketlerdeki ortalama çikolata sayısı 24 adet ve standart sapması 0.2 olarak bulunmuştur. Evren ortalamasının 25'ten küçük olup olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde test edilmek istenmektedir. Buna göre bu sınamada sıfır hipotezinin red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: sağ ve sol kuyrukta 0.005'lik alan. Örneklem oluştururken tanımlanan evreni oluşturan birimler arasında fark gözetilir. Yani birimlere bilinen bir olasılıkla seçilme şansı verilmezse bu tür seçime ne ad verilir? Cevap: keyfi seçim. 52 kartlık bir oyun destesinde 13 adet karo kartı bulunmaktadır. Buna göre bu desteden rastgele seçilen bir kartın karo olma olasılığının hesaplanmasında kullanılması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: klasik olasılık. Aşağıdakilerden hangisi rastsal değişken değildir? Cevap: suyun kaynama noktasının derecesi. Aşağıdakilerden hangisi kesikli rastsal değişkendir? Cevap: bir iş yerinde çalışanların maaşları. Evrenin hacmi 400, örneklem hacmi 20 olduğunda sistematik örneklemede büyütme faktörünün değeri kaç olur? Cevap: K eşittir 20. Z, standart normal dağılıma sahip bir değişken olmak üzere P, Z büyüktür 0.60 olasılığı kaçtır? Cevap: 0.7257. En küçük kareler tekniği yardımıyla B parametresinin tahmini olan B'nin hesaplanması için R eşittir 0.73, S1 eşittir 2,35 ve S2 eşittir 4,75 olarak verilmiştir. Buna göre B değeri yaklaşık olarak kaçtır? Cevap 0,361. Aşağıdakilerden hangisi kesikli değişken değildir? Cevap: insanın ten rengi. Bir tavla zarının atılması denemesinde üste gelen yüzün 5'ten büyük olma olasılığı kaçtır? Cevap 1/6. X ve Y değişkenleri arasındaki basit doğrusal regresyon denklemi Y eşittir 12 artı 3X ise A değeri kaçtır? Cevap 15.
Bir rastsal örneklemden hesaplanan istatistiğin değerini, ilgili evren parametre değerine eşit kabul edilen tahminleme sürecine ne ad verilir? Cevap, nokta tahminlemesi. Bir korelasyon analizinde belirlilik katsayısının tahminlenen değeri 0,64 ise Pearson korelasyon katsayısının değeri kaçtır? Cevap 0,8. Bir restorandaki 500 kişiden 400'ü sigara içmektedir. Buna göre restoranda sigara içmeyenlerin oranı kaçtır? Cevap 0,20. Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi gerekli kılan nedenlerden değildir? Cevap evrenin sonlu ve küçük olması. Evren ortalamasının 60 olup olmadığının test edilmesinde rastsal olarak seçilen ve hacmi 50 birim olan bir örneklemin ortalaması 70 ve S eşittir bir test istatistiğinin değeri kaçtır? Cevap 5. Bir maddeye ilişkin değişken esaslı endeks değerleri I1 bölü 1 eşittir 140, I2 bölü 1 eşittir 170 ve I4 bölü 3 eşittir 200 olarak verilmiştir. Buna göre I3 bölü 4 endeks değeri kaç olur? Cevap 238,00.